üyelerimiz ve değerli basın mensupları. Tüm kamuoyunun bildiği üzere 2018 fındığı çeşitli doğal afetler neticesinde dekolte düşüklüğü yaşamış, 2 ay gecikmeli de olsa 14 TL taban fiyatı ile termo fındık alım yapmış idi. Önce burayı özellikle hatırlatmak isterim. 2019 sezonuna yaklaşırken yaptığımız maliyet çalışmalarında çeşitli kuruluşlar Bünye Ziraat Odası olarak en iyi niyetle 14 TL'yi aşağıya düşüremedik. Hatta bazı bölgelerimizde 15-16 TL'yi bulan maliyetler oldu. TMO'nun da 2018 fındığını 18 TL'den satmış olması da eklendiğinde 2019 yılı yeni sezonun en az 18 TL'den taban fiyatı açıklanmalı ve Ağustos ayı sonu itibariyle alıma başlaması noktasında görüşlerimizi bildirdik. Fındık bölgelerinde yapılan bölgesel toplantılar ile bunu kamuoyu ile paylaştık. Bizler gibi bir takım STK'lar ve siyasi partiler de açıklamalar yaparak sürece destek verdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bu arada serbest piyasada fındık 18 TL bandında yükselmiş ve bizim istediğimiz 18 TL taban fiyatında ne kadar haklı olduğumuz görülmüş idi. 2019 rekorte tahminleri başlamış, asparagas haberler ve devletin bizim de içinde bulunduğumuz bir ekip ile sahaya çıkmamızdan sonra yüksek rekorte sesi kesilmişti. Fakat uluslararası kartel firma ve onun işbirlikçileri hemen B planına geçerek piyasada 18 TL olan fındığımızı kademeli olarak 12 TL'ye düşürmüştü. Bütün bunları yaptığımız haber arşivlerden bulabilirsiniz. Odalar olarak başta Genel Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar olmak üzere koyduğumuz tepkiler, siyasi hareketlenmeler neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın tarafından 16,5 TL ve 17 TL olarak taban fiyatı açıklandı. Beklediğimiz fiyatın altındaydı ancak halktan karşılık buldu ve biz de kabul ettik. Sayın basın mensupları, bu yıl tüm paydaşlar tarafından ekmeği bölüşme yılı olduğunu, herkesin güzel ekmek yiyebileceğini, TMO'nun da alım politikası hem alma günü olarak hem de fiyat olarak insanları mutlu etmişti. Ancak olumluydu, üretici bir meşakkat ile ürettiği üründen 15-16 TL kazanmamalıydı. Fındık karteli ve onun işbirlikçileri boş durmadılar. Sezon öncesi en büyük alıcıların piyasaya 15,5 TL'den aşağı düşmez dediklerini biliyorum ve de şahidim. Konu fındık çalıştayında geçmişti. Ben de orduyu temsilen o çalıştayda görev almıştım. Değerli basın mensupları, bütün bunlar aslında ölümü gösterip sıkmaya razı etmektir. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu ülkede bu oyuna kim alet oluyorsa, kimler işbirlikçilik yapıyorsa boşuna kıbleye dönmesin. Ben Müslümanım demesin çünkü biz çarşambadan sonra perşembenin geleceğini biliyoruz. O yüzden bu açıklamalarımızı 4 ay önce yapmıştık. Değerli basın mensupları, Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynanırken fındığımız üzerinde de oynanan oyunları görmezden gelemeyiz. Özellikle Karadeniz fındığı üzerinde oyunlar bambaşkadır. Kartel firma bölgemizde şirin gözükmek adına aklına ne geliyorsa yapmaktadır. Oysa aynı insanlar kendi ülkelerinde ulusal yayın yapan televizyonlarında, orduda, alanlarda Suriyelilere zorla fındık toplatıldığını, çocuk işçi çalıştırıldığını ve Türk fındığı, özellikle Karadeniz ordu fındığı zehir içermektedir gibi yayınlar yaparak ürünümüzü kötülemektedirler. Kendi aralarında anlaşarak hem ilaçta hem de tohumda kartelleşmektedir. Bu çok tehlikeli bir durumdur ve geleceğimizi tehdit etmektedir. Fındığımızda da buna benzer oyunlar oynayıp sonunda kiralama ve satın alma başlayacaktır. Bu çok daha tehlikelidir. Hakkımızda yapılan kara propagandaya sessiz kalamayız. Aklımızı başımıza almamız
ürünümüze çok iyi sahip çıkmamız lazım. Yıllardır söylüyorum, Türkiye bir tarım ülkesi, Karadeniz fındık cennetidir. Dünyanın en iyi fındığı, en güzel damak tadı buradadır. Bunun içindir ki, daima söylüyorum, Ordu, Giresun, Trabzon fındıkta koruma altına alınmalıdır. Bunun çok sebebi var ve tartışılabilir. Kıymetli basın ve değerli meclis üyelerimiz, bir vilayette üretilen çayımızın kanunu var ama ülkemizde %15 tek başına tarımsal girdi sağlayan fındığımızın kanunu yok. Çok düşünmek lazım, burada çok. Kıymetli basın mensupları, bugün geldiğimiz noktada ise fındığımızın maliyetinin altında 14 TL'nin altına yukarıda anlatmaya çalıştığım oyunlar gibi ekonomik savaşın fındıktaki durumudur aslında. Kartellerin boş durmadığını görüyoruz. Fransa'da, İtalya'da ve Amerika'da fındığımızı kötülenerek kara propaganda yapanlar ürünümüzden vazgeçmiş değiller. Ancak yok pahasına almaya çalışarak yöre insanının sabrını sınamaktadırlar. Çünkü bu kartel bugün kiralamanın yollarını denemek, insan psikolojisi üzerinde çalışmaktadır. Yerine göre 16-17 TL'yi bulan maliyetlerin çok altında bir ürünü almaya kalkmak, tekrar söylüyorum, ayıptır, günahtır. Umuyorum devletimizin ilgili kurumları bunları gözlemliyorlardır. Maliyesi, mali polisi, rekabet kurumu vesaire. Çünkü bütün bunların sebebi kanunsuzluktur, haksızlıktır. Değerli basın mensupları, son olarak iki kelime de saygıdeğer üreticilerimize söylemek isterim. Alın teri dökerek, çok kıymetli üreticilerimiz, alın teri dökerek bir yıl emek verdiğiniz fındığını topladıktan sonra harmanında tadını çıkar. Ne olursun, bak buradan bunu çok samimi olarak söylemek istiyorum. Güzel kurut, iyice seç, yabancı maddeleri ayır, malına haram katma. Senin malına göz dikmiş haramzadelere inat, sen temiz yap ve malını TMO'ya götür. 12 ay boyunca geleceğimiz için gözünün içine baktığımız altın ürünümüz fındığımızı bugünlerde sanki bıkmışçasına elimizden çıkarmaya çalışmak, bir an önce ondan kurtulmak isteği aslında tam da piyasanın istediğidir ki görüyoruz ve izliyoruz. Sen malından bıkmışsın, adamın ekmeğine yağ sürüyorsun. Neden panikliyorsunuz? Anlamış değiliz. İhtiyacını karşılayacak miktarını sat, ÇK'sını yaptırmışsan TMO'ya götür. En geç 20 gün içerisinde ödemen yapılmakta. Yok ben eğer emanete bırakırım diyorsan, kimin ne zaman iflas ettim diyeceğini iyi hesap etmelisin. Bir ton, iki ton fındığı saklamak için evinizin bir köşesinde yer bulabilirsiniz. Yıllardır söylüyoruz, emanet sistemi piyasanın anasını ağlatmaktadır. Kaldı ki malını emanete bırakarak bırakan üreticimiz bir de tüccarına ÇKS'sini kullandırıp tüccarının TMO'ya fındık yatırmasını sağlamasının ve suç ortağı olmasın. Önümüzdeki günlerde tüccar fındığının TMO'ya gelmesi de söz konusu. Saygıdeğer üretici kardeşimiz, şimdiden söylüyorum, bu suça ortak olma. Bunun adı hırsızlıktır. Şu anda her şey senin elinde aslında. Elindeki altınını kullanma amaçlı başkasına verme. Biz ziraat odalarına da hakkınızı savunma noktasında güç ver. Güç ver ki biz de senin her zaman olduğu gibi hakkını savunalım. Tüm kamuoyuna saygılarımızla Ünye Ziraat Odası Meclisi ve Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Sarıkan. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.